Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle tığdan yapılan çok güzel bir oy örneği göstermek istiyorum. Şöyle alt tarafı arkadaşlar iki zincirli tığ battı yaptım. Bunu bu şekilde alt kısmını iki zincirli tığ battı olarak yaparsanız bu şekilde oyanız böyle düşecektir. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen yeşil kısmını anlatmaya başlayayım sizlere. Bu sıklıkta yapılırsa gerçekten yazmada çok şık duruyor. Bunu da söyleyeyim size. Hani aralarda boşluk bırakmadan bu şekilde yaparsanız gerçekten çok şık, çok güzel duruyor. Bundan da bilginiz olsun. Şimdi hemen bir tane zincir çekerek başlayalım. Şimdi siz zaten yazmanızı hemen tığ battısını yaptıktan sonra bu şekilde başlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle hemen ilk tığ battıya bu şekilde sabitliyorum arkadaşlar. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2 defa üzerine doluyorum. Ve bir tığ battı atlayıp hemen yandakine şöyle battım arkadaşlar. 1, 2, 3 defa da çıktım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum burada. Ve bu kısımda şu çekmiş olduğum trabzanın içine dolgu yapıyoruz. Zincirle birlikte sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve son bir tane daha yapıyorum. 8. Şöyle 8 tane dolgu yaptım. Arkadaşlar, battığım yere değil hemen yanındaki tığ battıya şöyle sabitleyeceğiz. Bu şekilde. Daha sonra şöyle bir tane örümcek yapıyorum. Bir tane örümcek yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Döndürüyorum. Bu şekilde. Ve 6 tane zincir çekmiş olduğum kısımda hemen dibe batıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane yuvarlak yuva oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve döndürüyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi zincirimi de sayıyorum. 12 tane dolgu yapacağım. Zinciri de sayacağız arkadaşlar. 12 tane dolgu yapacağız bu yuvanın içine. Hem ekrana bakıp hem o şekilde yapıyorum arkadaşlar. O yüzden tığım kaçtı. Şöyle yuvanın içerisine. Evet, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 ve son 12 tane bu şekilde dolgu yaptım. Baştaki zincirle beraber 1, 2, 3 tane zincir çekip dibe bu şekilde tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle. 3 tane zincir çektim ve dibe tutturdum. Şimdi burada bir tane zincir çektim dipte. İyice sıkıştırdım orayı. Yine bir örümcek yapıyorum. Ve bir, iki tane tığ battı atladım. Üçüncü tığ battıya batıyorum. Bu şekilde. Yine bir, iki, üç zincir çektim. Bir, iki tane üzerine aldım. Bir tığ battı atladım. Ötekine şöyle batıyorum arkadaşlar. 3. 3 seferde çıktım. Yine 3 zincir ve yine burada şöyle trabzanlarımızı yaparak aşağıya kadar geleceğiz arkadaşlar. Zinciri de sayıyorum. 2 3 şu kısmı yapıyoruz. 4 5 6 7 8 tane trabzan yaptım. Ve bakın battığım yere değil, hemen yanındaki tığ battıya bu şekilde battım arkadaşlar. Şimdi burası yapmış olduğumuz kısım modelimizin, tek bir modelimizin altı. Bakın bu şekilde. Şöyle. Bir modelimiz böyle. Şimdi başlayacağımız yerden hemen yan taraftaki modelimize geçiyoruz arkadaşlar. Yani bu kısmı bitirdikten sonra yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle 2 tane aldım, bir tığ battı atladım. Ve yan tarafa geçerek arkadaşlar 1 2 3 diyerek böyle yine dolgularımızı yapacağız. Daha sonra arkadaşlar, yani şöyle göstereyim size burada. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane trabzan yaptım. Hemen yan taraftaki tığ battıya da şöyle battım arkadaşlar. Ve şimdi burada örümcek yapıp, bu kısımda örümcek yapıp da şu yuvayı oluşturacağım arkadaşlar. Yani her çiçeğimizin arasında, her bu yapmış olduğumuz dolgularımızın arasında iki tane böyle dağ şeklinde iki tane böyle dağ bırakacağız ki çiçek oluşturabilirim arkadaşlar. Şimdi buradan yine örümcek, yine bu yuvayı yapacağız. Yine örümcek, yine dağ yapacağız ve yanına bir dağ başlayaraktan bu şekilde arkadaşlar tüm yazmamızı dolanalım. Ve şimdi ben size renkli ipimi alıp üzerinin çiçeğini göstereyim. Evet, renkli ipimi aldım. Şimdi şu en başta arkadaşlar yapmış olduğumuz dağdan başlayacağız. Hemen üst taraftaki en baştaki şu zincir kısmının üzerine şöyle ipimizi sabitleyeceğiz. Bu şekilde ipimizi dağın tepesine şöyle sabitledim. Bir tane üzerine alıyorum. Buradaki ilk yapmış olduğumuz zincirin
Arasına batıyorum arkadaşlar. Evet. Zincirin araya battım ve bir tane trabzan oluşturdum burada. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın, trabzan arka tarafından şöyle geçiyorum. Üste kapattım. Bir tane pırpır yaptım yani işte. Arada zincir çekmeden yine üzerine aldım. Bu kez her bir trabzanın üzerindeki arkadaşlar, her bir trabzanın üzerine bu şekilde batacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanın araya batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde trabzanın üzerine bir tane pırpır oluşturdum. Yine üzerine aldım. Bakın şöyle her trabzanın üzerine olacak şekilde 1, 2, 3, 4 zincir. Ve hemen araya battım. Bakın bu şekilde her trabzan üzerine batacağız. Bir, iki, üç, dört. Çok güzel, çok kolay bir model arkadaşlar. Hani bunun inanın altını bir günde, üstünü bir günde bitirerek iki günde bir tane yazmanızı kolaylıkla bitirebilirsiniz. Çok da zevkli bir model. Şöyle bütün bir, iki, üç, dört. Bakın bütün trabzanların üzerine yapıyorum. Aralara hiçbir zincir çekmiyoruz. Sadece üst tarafa dörtlü zincirlerle pırpır yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şöyle bakın. Son birkaç tane kaldı. Evet. Sanırım bir tane burada var. Bir, iki, üç, dört. Evet arkadaşlar, bakın şimdi sonuna kadar bütün trabzanları yaptım. En son bir tane alıyorum. Zincirin içine battım. Zincirle trabzan arasına battım arkadaşlar. Ve bunu yandaki dağın tepesine batıyorum. Üstteki dörtlüyü yapmadan önce. Şöyle. Burada 1, 2, 3, 4 tane çekip o şekilde şu 2 tane trabzan arasına battım arkadaşlar. Şöyle en sondaki pırpırı daha sabitledikten sonra yaptım. Bir zincir çektim ve ben burada tabii ki ipimi ve yakacağım arkadaşlar. Modelimiz bu. Bu kadar. Şöyle. Çok güzel, çok şık bir model arkadaşlar. Dediğim gibi bunu bu aralıklarla yazmaya yaparsanız çok şık duruyor. Bundan da bilginiz olsun. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Lütfen kanalımın ve videolarımın devamlılığı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.